Danıştay ve Cumhuriyet Gazetesi saldırılarının sanığı ve Ergenekon soruşturmasının daha 9 numaralı gizli tanığı olarak geçen Osman Yıldırım, Alparslan Aslan'la Veli Küçük baba oğul gibiydi dedi. Danıştay baskını davasında ömür boyu hapis cezasına çarptırılan ancak Yargıtay'ın Ergenekon davasıyla birleştirilmesi için bozma kararı vermesiyle yeniden yargılanacak olan Osman Yıldırım'ın 13 sayfalık ifadesi Ergenekon davasının görüldüğü mahkemeye ulaştı. Danıştay saldırganı Alparslan Aslan'la Veli Küçük'ün ilişkisini baba oğul gibiydiler şeklinde açıklayan Yıldırım, bu ikilinin memleket meseleleri üzerine sohbet ettiklerini öne sürdü. Yıldırım, Cumhuriyet Gazetesi'ne bomba atılması için görüşmelerin yapıldığını öne sürdüğü, Ataşehir'deki evin adresini ise tam hatırlamıyor. Tarif edebilir misin sorusu üzerine ise, Ataşehir'de Migros'a sırtını dönüyorsun, rampa aşağı 500 metre, 1000 metre gidiyorsun. Dubleks bir villa. Ancak hiç dikkat etmedim, geceydi. Muzaffer Tekin'in koruması arabayla geldi, beni götürdü. Sitenin ismi vardır ama hatırlamıyorum, diyor. Ancak ev hakkında ayrıntı istenmesi üzerine Yıldırım önce 3 sonra 5 katlı villaydı diyor. Görevlilerin 5 kat villa için yüksek demesi üzerine de buluştukları yerin site içinde apartman dairesi olduğunu iddia ediyor. Cumhuriyet gazetesine bomba atılması karşılığı kendisine 500 bin dolar vaat edildiği iddialarını yineleyen Osman Yıldırım, emekli binbaşı Zekeriya Öztürk'ün gözaltına alındığında aynı davada yargılanan arkadaşı Erhan'la kendisine selam gönderdiğini ve merak etmesin 3-4 yıl yatar çıkar dediğini öne sürüyor.